Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda kazanım 19'u çözüyoruz. Birinci sorumuz. Derece Px bölü derece Qx 3 bölü 2. Şimdi gençler buradan ne diyebiliriz? Bir bakalım. Px'in derecesini 3K dersek Qx'in derecesi ne olacakmış? 2K. Şimdi Px küp eksi 1. Bakın Şimdi Px'in derecesi 3 kaydı ama değişkenin küpünü almış. Yani 3. dereceden kuvvetini almış. O zaman derecesini bu kuvvetle yani 3 ile çarpıyor. Çarpı dediğine göre artı olarak devam ediyoruz. Qx kare. X karenin derecesi neydi? 2 kaydı ama değişkenin karesini almış. Kuvvet uygulamış. O zaman 2 kayla 2'yi çarpıyoruz. Bunun sonucunda ne elde etmiş? 26. Bakalım buradan 9K artı 4K eşittir. 26. 13K 26. K2 gelir. E K2 gelirse dönüp buraya yazalım. Derece QPX 6 olur. Derece QX ise 4 olur. Bunların şimdi PX ve QX'in toplamının derecesi isteniyor. E toplamının derecesi istendiğinde Büyük olanınkini alıyorduk değil mi? Büyük olanınkini alıyoruz. Büyük olan ne? 6. O zaman toplamının derecesi de 6 olacaktır. Doğru cevap B şıkkı olur. Derece P kare x, Q köp x ve P ve Q verilmiş. P x artı Q x deniyor. Şimdi şöyle yapalım. P x'in derecesi M olsun gençler. Onlar bir bilinmeyen durumunda şu an. Q x'in derecesi N olsun. Birinci denkleme gelelim. Birinci ifadeye. P kare x. Şimdi px'in derecesi m'ydi ama kuvvetini almış. O zaman 2m olacak. Çarpı var. Artı olarak devam ediyorum. Kök x. Q x derecesi neydi? Küpünü aldığı için 3 ile çarpıyorum. Buradan 16 geldi. Şimdi şunu inceleyelim. Px artı 2. Px'in derecesi m'ydi. Qx eksi 1. Bakın şu 2'nin önemi yok burada. Şuradaki eksi 1'in de yok. Px bölü Qx yapıyor aslına bakarsanız. O da ne olacaktır? Bölmede ne yapıyorduk? Çıkartıyorduk. Yani m eksi n eşittir 3. Şuraya yazalım tabi bu denklemi çözmek adına. çözmek için aşağıya 3 ile çarpıp toplayalım ki neler gitsin. 5m eşittir 25. m eşittir 5 gelir. m5 ise n'yi de 2 bulmuş oluruz. Yani şöyle diyebiliriz. Px'in derecesi 5 QX'in derecesi 2. E ben bunları topladığımda büyük olanınkini alacağız. Yani doğru cevap C şıkkı olur. Derece P kare X eksi 1 Q2X 21. Şimdi gene derece PX'i M diye tanımlayalım gençler. Derece QX'i ise N diye tanımlayalım. P kare X eksi 1. Şimdi M'ydi derecesi. P kare yapınca ne gelecek? Karesini aldığıma göre kuvvetiyle çarpacağız 2 m. Çarpı var artı diyorum. Q 2 diyor. x diyor. X'in kuvvetini derecesini oynatmamış. Değişkenle oynamamış. Katsayıyla oynamış. Katsayının dereceye etkisi yoktur. O zaman derece Q 2 x'in de derecesi nedir? N'dir. Artı N diyorum. Eşittir 21'miş. Bakın burada da şunlarda hiçbir oynama yok. Px ve Q şeklinde. Şu sabitlerin etkisi yok demiştik. E bölme durumunda ne oluyordu? Çıkartıyorduk. M-N'ye de 3'e eşit. Şimdi M ve N'yi bulmak adına toplayalım. 3M eşittir 24. M eşittir 8 gelir. M'nin yerine 8 yazarsanız N'yi 5 buluruz. O zaman Px'in derecesi 8 oldu. M'yi 8 bulduk. Çünkü Qx'in derecesi 5 oldu. Dikkat! Çarpımın derecesini istiyor. Çarpımın derecesini istiyorsa topluyorduk. 8 artı 5'ten ne gelecek? 13 gelecek. O halde doğru cevap C şıkkı olur. Ve böylelikle gençler kazanım 19'un da sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.